Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3 4 5 yayınlarının hazırladığı TYT geometri soru kitabında dikdörtgen ve kare konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 4. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız bir köşeden köşegene çizilen dikme. Evet, köşegene hali hazırda dikme çizilmişse Öklid bağıntısı ya da Pisagor bağıntısı tabi kullanırsınız ama her böyle köşegen gördüğünüzde de dik çizmeyeceksiniz. Özel durumlar olduğunda dik çizersiniz. Yani ne bileyim bir x kenarlık olduğunda mesela şu x kenar olursa bu yükseklik olmazsa buradan dik çizersiniz. Şurada bir özel açı olduğunda dik çizersiniz. Ya da şunu da söyleyebiliriz mesela. Bilmiyorum sonrasında belki bunun kazanımı da verilebilir. Şu dikdörtgende karşılıklı köşelerden bir yükseklikler çizildiği zaman karşıtlı köşeden bir yükseklik çizildiği zaman da çizebilirsiniz. Çünkü niye? Şu dikmeler çizildiğinde alfa daldığınızda bunlar birbirine eşit oluyor. Yani Karşılıklı köşelerden çizilen yükseklikler de birbirine eşit oluyor. Hani şuradan bir yükseklik çizilmiş satıyorum. Şuradan da bir yükseklik çizebilirsiniz belki. Bu durumlarda çiz, e, yükseklik çizin. Öyle her köşegen gördüğünüzde de yükseklik çizmeyi düşünmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi özel durumlar olduğunda bakarsınız. Burada bir örneği var. Örneğine bakarsınız. Ök bantısı uygulayacaksınız ve sorularda daha net bir şekilde anlayacağız zaten. Şimdi şuraya bakalım. Birinci soruyla başlayalım. Burası 90 derece 3 var. Dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı var mı? Var. Yani 3'ün karesi eşittir. 1 çarpı A'dan A'yı kaç buluruz? 9 buluruz. Evet A 9. E sonra burası da dik hocam. Dikten burada da dik çizilmiş. Burada da bir öklit bağıntısı var. Hocam bunun karesi bu sefer bu çarpı bu değil mi? 9'un karesi eşittir. 3 çarpı x'ten 81 bölü 3'ten x'i böylelikle kaç buluruz? 27 olarak buluruz. Birinci sorun doğru cevap böylelikle C seçeneğidir. Geldik ikinci soruya. Bak özel bir açı var. Tabii ki kafamıza göre Köşegen gördük diye dik çizmiyoruz bak. Özel açı mantığını kullanmak için dik çiziyorum. Buradan diki çizdiğim zaman 4 kökü ise bunlar 4 4 mü oldu? Evet. E şimdi burada dikten dik çizilmiş oldu. Ne var burada o zaman? Öklit bağıntısı var. Yani 4'ün karesi bu çarpı bu. Şuraya da a diyelim istersen. 4'ün karesi eşittir a çarpı 8'den. 16 bölü 8'den a'yı kaç bulursun? 2 bulursun. Evet a'yı 2 bulduysan eğer x de neye eşittir? 2 artı 4'den 6'ya eşit olur. Dolayısıyla İkinci sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Geldik üçüncü soruya. ABCD dikdörtgeni biçimindeki masanın üzerine 3 tane eş dik üçgen biçimli cetvel eş kenarları BD köşegen üzerine gelecek biçimde gösterildiği gibi yerleştiriliyor. Evet BD köşegen üzerine gelmiş arkadaşlar bu kenarlar şöyle dikdörtgende. Şu uzun kenar kaç bakın 12. Hocam burası da 12. Şurası dik. Şuraya A dersen burası da A. Burası da A değil mi kısa kenarlar? Evet. E burada dikten dik çizilmiş oldu yine. Dik üçgen olduğu için. Yani şunun karesi bu çarpı buna mı eşit olacak? Evet. Yani 12'nin karesi eşittir. A çarpı 2A artı 2'ye eşit olacak. Valla arkadaşlar çarpanları ayıracağız. Hissederek de yapabilirsiniz belki ama sayı büyük olduğu için hissetmek biraz burada zor olacak. 144 eşittir. 2A kare artı 2A'ya eşit oldu. E, denklemi 2'ye bölsek. 72 eşittir a kare artı a yaptı. Öbür tarafa atınca a kare artı a eksi 72 eşittir 0 olduğundan 9'a 8 çarpanlar ayrıldı. Artı eksi dersem çarpımlar eksi 72 toplamları da artı 1 yaptı. Yani o zaman buradan ne geldi? a artı 9'a a eksi 8 eşit 0 olduğundan bu 0 eşitse a'yı eksi 9 buluruz. Bu 0 eşitse a'yı da 8 buluruz. Tabi uzunluk negatif olamayacağından dolayı a'yı kaç bulduk arkadaşım? 8 bulduk. Alan ABC'de isteniliyor bizden. Hmm Alan ABC'deyi bulalım. Hocam alan ABC'de ister Pisagor'dan şu kenarı bulup sonra bu kenarı bulup dik kenarlar çarpımından yapabilirsin. İstersen hocam şu alanla şu alan iki tane aynı dik üçgen değil mi? Evet. E, ya da bu paraya kenar gibi düşünün. Paraya kenarın alanın yarısı değil mi burası? Evet. Yani sen bu açıyı bulduktan sonra alanı bulduktan sonra olay bitecek. A yerine 8 yazdığın zaman 8 ve 8 yazdığınız zaman 8 8 16 3 kere 8 24 bir de ikisi burada 26 26 burası 12 burası o zaman alan neye eşit olacaktır 26 çarpı 12 bölü 2'den kaç tane var bak 26 burası 12 burası 26 çarpı 12 bölü 2 bu alan e bu alan bir de öbür tarafta da var o zaman çarpı 2 diyeceğiz çarpı 2 o zaman cevap ne çıkıyor arkadaşlar 26 ile 12'nin çarpımına eşit oluyor. 26 ile 12'ye çarparsam burası 52 yaptı. Burası da 26 topladığım zaman kaç yapıyor? 312 yapıyor galiba. Evet. Böylelikle cevabı kaç buluruz? 312 olarak buluruz. Yani dolayısıyla üçüncü sorunun doğru cevabı böylelikle D seçeneğidir. Geldik bir sonraki soruya. Gelemedik. Şunu ayarlayamadık. <laughs> Geldik de bir sonraki soruya. Dördüncü soru. Evet burası 12 verilmiş. A, B, C, D, B, C, F. Ve bu şekilde gördüğünüz şekiller hep dikdörtgenmiş. A, C köşegenmiş. Hocam şu köşegen bu dikdörtgenden dolayı 90. Bu da köşegen ya bu da dikdörtgenden dolayı 90. He, bak 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 bak. Videonun başında dedim size. Bir dikdörtgende karşılıklı köşelerden çizilen yüksekler neydi? Birbirine eşitti. İspatını yapayım istersen burada. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta'ya dalacak olursak. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hatta ve hatta eş oldu. Sebep şunlar birbirine eşit değil mi dikdörtgenden dolayı? Evet. Madem öyle bunlar eş. E o zaman burada alfanın karşısındaki bu kenarla alfanın karşısındaki bu kenara çift çizgi derken burası da çift çizgi değil midir? Hatta şuradaki betanın karşısındaki kenarlarda birbirine eşit değil midir? Evet. E hocam Burası çift çizgiyken dikdörtgen olduğundan dolayı burası da çift çizgidir. A bu çift çizgiyken burası da çift çizgi. 12 iken burası 6, burası 6 oldu. E o zaman burası da 6, burası da 6. Oldu mu? Oldu. Şimdi çevre B E 20 vermiş. Bakıyorum B E B E 6 6 12'si buradaysa şu ikisine 8 kaldı. O zaman bunlar kaç yaptı? 4 yaptı. Yok, evet 4 yaptı. 4 4. Sonra bizden ne istiyordu? Çevre G C D Evet GCHD isteniyor. Evet ben şuradaki A uzunluğunu bulursam ya da X uzunluğunu bulursam olay bitti mi bitti. Arkadaşım bak iyi ki eşitlikte bununla da bunun da eşitliğini göstermişiz. Bak burası dörtgen burası da dört değil mi? Evet hocam dikten dik inildi. Ne var burada? Öklit. Altının karesi neye eşittir? Hocam 4 çarpı x 4'e. 4 çarpı x artı 4'e. Bu 36 4 kere 9 36 yani x buradan kaç buluruz? Ya da 36 bölü 4'ten 9 geldi burası x artı 4. X'i de böylelikle 5 bulduk. X 5 ise o zaman burası 9. Çevre bu dikdörtgenin çevresi 6 artı 9 artı 6 artı 9 değil mi? Evet bu da kaç yapıyor o zaman? 30 yapıyor. Dolayısıyla dördüncü sorunun doğru cevabı böylelikle A seçeneğidir. Geldik 5 soruya. Bak ikiz kenar var. İkiz kenar olduğundan dolayı tabanına ait yükseklik çizebilirim. Tabanına ait yükseklik çizdiğimde 9, 9 diye iki eş parça bölü 9, 15 ne üçgen? 9, 12, 15 üçgeninden 12 yaptı burası. E, burası da 90. Dikten dik çizilmiş. Öklet. Ebenin uzunluğu isteniyor bizden. X diyelim bile buraya. Yani 12'nin karesi 9 çarpı 9 artı x eşittir. 12'nin karesi eşittir. 9 çarpı 9 artı x. Bu 12 çarpı 12 şeklinde düşünelim. 9 çarpı 9 artı x. Sadeleştirelim. 3'e bölsen 3'e bölsen 4. 3. Bir daha 3'e bölsen 12'yi de 3'e bölsen 4 yaptı. 16 eşittir 9 artı x'ten x de böylelikle ne geldi? 7 geldi. Evet 5. sorunun doğru cevabı böylelikle A seçeneğidir. Geldik 6. soruya. Şimdi burada ne yapacağız? 90'lara o da düşüyor. Dal alfabete ya. Değil mi? Başka bir şey var mı? Yok. Alfabeteye dalamam. Dalsam bile bir şeye gelemez. Alfa beta dedin. Alfa dedin. Alfa 90 burası beta oluyor. Benzerlik eşitlik eşit gelmiyor. Ama şuraya dikkat edecek olursan. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Burada ince bir ayrıntı var. E hocam dikdörtgenden dolayı bunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. A. Burada ne çıktı arkadaşım? Burada şu üçgenle şu üçgen eş çıktı. Çünkü niye? Sebebini söyleyeceğim şimdi dur. Sabret bekle. Çünkü niye? Hocam Pisagor bağıntısında bak burası çizgiye çift çizgi ise ben buraya yuvarlak dersem yani çizginin karesi çift çizginin karesi artı yuvarlan karesi. E burada da çizginin karesi çift çizginin karesi artı yuvarlan karesi yapacağından burası da yuvarlak oldu. Yani buradan çizilen yükseklik de buradan çizilen yükseklik birbirine eşit oldu. Şimdi dc bölü df bölü cg isteniliyor bizden. df bölü cg. A çıktı direkt çıktı arkadaşlar. Yani ne oldu? Bunlar birbirine eşit oldu. O zaman cevap ne olur arkadaşım? 1 olur. Ben de daha farklı bir şey soracak diye zannettim. Soruya devam edecektim. Evet bunlar eş olduğundan dolayı bunlar birbirine eşit oldu. E, o zaman oranlamadan ne çıktı? 1 çıktı. 6. soru böylelikle cehan oldu. Geldik 7. soruya. Bak 45 var burada. E hocam 45'in mantığını kullanmak için diki çizerim böyle. Şöyle diki çizdim. 90 karşısı 6 kök 2 ise 45 45 90 üçgeninde. 45 45 90 üçgeninde 6 kök 2 ise bunlar 6'ya 6 yaptı mı yaptı. Hocam bu 30'un mantığını kullanacağım. Şöyle dik çizsem x bozuluyor. E, şöyle dik çizebilirim. Aa, böyle dik çizdiğim zaman da karşılıklı köşelerden çizilen yükseklikler birbirine eşit değil miydi? Evet şu yükseklikle bu yükseklik birbirine eşit olacak. Biraz önce ispatında da yaptık zaten. 6 ise burası da 6 değil mi? Evet. E, burada 30, 60, 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı böylelikle 12 çıkar buradaki dik üçgende. Yani böylelikle 7. soruyu da ne bulduk arkadaşım? e bulduk mu? Evet e çıktı. çıkkı bulduk. Böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne Bir sonraki videoda 5. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.